Canlı açtım. Oradan ayarlarsın yani net görüntü olsun diye. Merhaba arkadaşlar, yavaş yavaş toplanalım. Talay katılmış. Talay. Buradan katılacağına yanıma gel. Ha, Talay İzmir'de. Evet. Oradan ayarlasana bunu. Çünkü ışık oradan geliyor. Şey çok fazla güneş var. İyi mi? Herkese iyi bir cumartesi. Saat 6. Bugün ayın 6'sı Haziran. 6-6 ve saat 6. Ve 6'yı 6 geçe başlıyoruz. Bakalım 6'yı. 4 geçiyor. 2 dakika daha bekleyelim. 16. Evet arkadaşlar. Şimdi en güzel şey ne? Hep aynı kişilerin olması. Yani meraklı insanların yavaş yavaş aramızdan kaybolması çok güzel bir olay. Ve biz de daha rahat, daha sizin anlayacağınız şekilde bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Yine Perşembe akşamları Zoom'da hep beraber canlı yayın yaparız. Buradan bir duyurum daha olacak. Temmuz ayına kadar bu pandemimden dolayı toplaşmaları bildirmek gerekiyor yani. Grup çalışmaları çok uygun olmadığı için Temmuz ayında aşramda eğitim ya da toplantı ya da birlik ve beraberlik içinde olacağız. O yüzden Haziran ayına da yine böyle uzaktan geçireceğiz, uzaktan çalışacağız. Şimdi yani Osho'nun gene meditasyon kitabından biraz okuyup biraz da size gene elimizden geldiğince bilgi aktarmaya gayret edeceğiz. Bütün ilahi kaynaklar, bütün ilahi bilgiler aslında sizi size fark ettirmek içindir. Ama insanlar egoları ve kendilerini ön plana almak için yani saygı duyulmak için, yani kendilerini saydırmak için, kendilerini ön plana almak için ya da vay be ne adammış, adam uçmuş ya da adam çok bilge falan denmesi için normal interneti açtım. Şimdi bütün alemde en kutsal varlık insandır. Yani başka bir kutsal varlık ya da kutsal insan yoktur arkadaşlar. Bu yüzden diyor ki size şunu okuyun, bunu söyleyin, bunu tekrarlayın. Yani Hindistan'da mantra kullanın. Hani Türkiye'de işte Müslüman ülkelerde zikir çekin. Bir şeyi tekrarlayıp durursun. Ama bu sizde sarhoş edici etkisi olur. Yine de bilinçsiz kılacak pek çok şey yapabilirsin. Geçicidir. Yine çıkman gerekir. Ve çıkarken daha derin acı olacak. Çünkü o zaman karşılaşabileceksin. Bilinçsizlikse bu mümkünse mutlak bilinçlilikte de ne mümkün olabilir?
ona karşı açlık çekmeye başlarsın. Yani bir şeyi unutma, bütünlük mutluluktur. Tamamen bilinçsizsen bu da mutluluktur. Ama sen bunun farkında olmazsın. Hayvanlar mutludur. Ama onlar mutluluklarının farkında değildir. Bu yüzden boşunadır. Tıpkı uyurken mutlu olmak da uyandığında mutsuz olmak gibidir. Bütünlük mutluluktur. Şimdi her zaman diyoruz ya, bazen mutlusunuz, bazen mutsuzsunuz. Yani insanlar bazen mutlu, bazen mutsuzsa henüz daha hakikate ermiş değillerdir. Hakikate ermişseniz, yani dördüncü çakraya ya da dördüncü nefs-i mutmainine çıkmışsanız, burada mutluluk süreklidir. Başına ne geliyorsa senin hayrınadır ayeti var. Başına ne gelirse hep senin hayrına. O yüzden en kötü şey bile gelse, bu benim için hayır neresi diye tekrar bakman gerekiyor. Nereden bakacaksın bu benim neden hayrıma diyerekten? Nasıl bakabilirsin? Şuradan bakabilirsin. Siz bugüne kadar yaşamış olduğunuz her şeyi size öğretilen bilgilere göre değerlendirdiniz. Size öğretilmiş bilgilere göre. Yani ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Öğretilmiş bilgileri araştırıp inceleyeceksiniz ve hayatınızda onları sorgulayacaksınız ve yavaşça sileceksiniz. Öğrendiğiniz bilgileri hepsini sileceksiniz. Ama yerine ne koyacaksınız? Önemli olan silmenin dışında o boşluğun içine ne yerleştireceksiniz? Şimdi size ben şöyle bir hikayeyi anlatayım. 19 yaşındayım ve hedefimiz şöyleydi. Yani demiştik ki 10 yıl içerisinde evimiz, arabamız, ondan sonra eşimiz, çoluğumuz, çocuğumuz, her şeyimiz olacak. Yani tamam, o 9 yıl içerisinde bunların hepsi gerçekleşti. Herkesin bir hedefi vardır. O hedefe doğru adım atarlar. Sürekli o hedefi koyar, hedefe gidersiniz. Ama ondan sonra ne olacak? Yani diyelim ki istediğiniz her şey gerçekleşti. Çok paranız var. Yani şu an ihtiyacınız var ama 100 bin dolar diyelim de 100 milyon dolar paranız var. Ne olacak ya? Mutlu mu olacaksınız? Hiç alakası yok. Zerre kadar mutluluk yaşayamazsınız. Milyonlarca lira paranız olsa mutlu olmazsınız. Mesela şimdi insanlar aşırı zengin alıyorlar ama ya villa alıyorlar ya işte adam 500 bin dolarlık araba alıyor, biniyor. Yani öbürü de Murat 124'e biniyor. İkisi de yani tatmin olmaya çalışıyor. Mesela hiç arabası olmayan bir Murat 124 aldığında ya da bir Renault ya da bir araç aldığında nasıl bir hale geliyor? Kendini mutlu hissediyor. Öbürü de 500 bin dolarlık araba aldığında mutlu hissediyor. Şimdi adamın biri de milyarlarca dolar parası var ama o adam da uzaya bir füze attığında ya da bir uydu gönderdiğinde ya da bir otomobil ürettiğinde, yani herkes bir şeyin hedefi içinde. Hani kiminin hedefleri küçük, kiminin hedefleri büyük. Adam mesela parayı basan adamlar var yani dünyada. Adamın parayla ihtiyacı yok. İstediği kadar dolar basabilir. O adamların matbaa adamların elinde yani. İstediği trilyon dolar desen parası olsa bile bir anlamı yok yani. Adam neden mutlu olabilir? Adam ne yaşarsa onu mutlu edebilir yani. Bakın ülkelerde dünyayı yöneten şirketler vardır. Hani herkes Illuminati diyor, şu diyor, bu diyor. Bakın şirketler, Prison Break'ten şirketlerden bahsedilir. O oyunun içindeki bütün sistemi kuran şirketti. Lost dizisine girdiğimizde barzah alemini bile yöneten 6 kişilik şirket vardı. Gene şirket, hiçbir ülke ve hükümetler yoktur. Hep bir şirket, yani dünyayı yöneten. Dünyayı yöneten insanlar zaman içerisinde yani o kadar fazla olayları fark edip hazmetmişler ki anlamışlar ki kendilerinin ne kadar yüksek seviyede birer yaratıcı olduklarını anlamışlar. Şimdi bunlar dünyayı yönetirken
paraya, mala, şuna buna hiç bakmıyorlar. Sürekli yaratıma bakıyorlar. Bir şey yaratmaya çalışıyorlar. Sürekli yeni bir şey. Yani çünkü onların güç elde ettikleri şey yaratımdır. Siz yaratmayı öğrendiğiniz andan itibaren bir mutlu olursunuz, iki yaratırsınız. Basit bir şey söyleyeyim. Bir ev hanımısınız ve eve geldiğinde bir şey yapacaksınız, bir şey yaratmanız lazım. Ne yemek yapacaksınız? Yani girin eve, işte onu karıştırın, bunu karıştırın, bilmem ne yapın. Ortaya farklı bir yiyecek lezzet çıkartın. Bunu da YouTube'da ya da hani Instagram'da yayınlayın. Ve insanlar da milyon kişi izlesin. Aa, ne kadar güzel bir şey yaratmışsın dediğinde o andan itibaren bir çok mutlusunuz, yeni bir şey yarattınız, yaratıcı statüsünüz. İki, çok paranız olur. Bunun en önemli örneklerinden bir tanesi de Almanya'daki Salivelt diyerekten bir Türk kızı. Kızın adı Saliha Özcan. İlkokul öğretmeni. Ve bu kız bir gün diyor ki ben diyor işte pasta masta yapmak istiyorum diyor yani tamam öğretmenliği seviyorum ama pasta yapıp yayınlayacağım diyor. Kendine göre işte annesinden büyüklerinden öğrendiği tariflerle bir kamera koyuyor, çekiyor, yüklüyor. İlk kamerası mesela 50 euroluk bir kamerayla çekiyor bunu. Herkes dalga geçiyor. Eşi dahi dalga geçiyor. Diyor ki yani bu şimdi diyor sen bunu koyacaksın. Her yerde diyor ünlü aşçılar var, şunlar var, bunlar var. Olsun diyor. Ben diyor bunu koyacağım yani. Ben bunu deneyimleyeceğim. Ve koyuyor şeye internete. Almanya'da o hafta içerisinde 10 bin kişi izliyor. Yani şaşırıyorlar ya 10 bin kişi. Hemen kocası diyor ki dur ben sana iyi bir makine alayım gelim. Hemen gidiyorlar, pahalı bir makine alıyorlar geliyorlar. Biraz daha böyle konsepti değiştiriyorlar falan. Şu an kızın yanında 53 kişi çalışıyor. 4 kameramanla çalışıyor. Oturduğu ev 950 metrekare. Dünyanın en ünlü YouTuber'u. 6 sene içerisinde kasasında 25 milyon euro para finansörler tarafından sponsorları tarafından veriliyor. 63 firma ona sponsor oluyor. Bakın basit bir yaratım. Ben sizden bunu rica ediyorum ya. Yani siz kendinizi küçük gördüğünüz müddetçe biz ilerleyemeyiz ya. Hani ben böyle anlatıyorum ya hani aynı şeyleri ben de yapıyorum. Hani ama ben kendimi ortaya koymadan yapıyorum. Çok seviyorum yani. Bugüne kadar 6 tane batık şirketi milyon dolarlık şirkete çevirdim. Yani bu benim bana parasal olarak değil ama tatmin olarak 1,71 milyon abonesi varmış. 23 milyondan fazla izleyicisi var. Düşünün. Geçen sene de ağırladı, bu sene de ağırladı beni bu Saliha Özcan. Sırf benim ürünlerimden her ay 100 bin euro mal satıyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Kendinizi küçüm görmeyin, küçümsemeyin, başarabileceğinize inanın, sevdiğiniz işi yapın. Artık eskisi gibi değil ya. Yani sosyal medya o kadar çabuk insanları bir yere getirebiliyor ki ama sizdeki bu yaratıcı gücün açığa çıkması lazım. Yani siz insanlar tutturmuşlar bir işte ilahi sistem, astral seyahat, Anunnakiler ne yapmışlar, biz nasıl yaratılmışız. Yani yaratma kabiliyetimizin dışında her şeyi yapıyoruz yani. Her şeyi okuyoruz. Her şeyin içine girip çıkıyoruz. Yani bak hep böyle mecburen kendimden örnek vermek zorunda kalıyorum. 2002 yılında Japonya'dan gelen bir çaydanlık vardı mesela. Bir Yahudi ithal ediyordu ve 250 liradan satılıyordu Türkiye'de. Yani altı emaye üstü porselen çaydanlık. O zamanlar üstü porselen yok çünkü kettle şeklinde geliyordu. Ve bu Yahudi arkadaşımıza dedim ki yani bunu ben yapsam dedim siz bu gene 200 liradan alır mısınız? Alırım dedi ben Japonya'dan getiriyorum dedi. Tamam dedim.
Ve bir fabrikanın biriyle anlaşma yaptım. Ve ben o çaydanlıktan ayda 6.000 tane üretmeye başladım. Çıkan malı da o Yahudi arkadaşımız alıyordu yani. O arada bütün ithalatçılar kapıya dizildi. Biz de almak istiyoruz. Çıkan malı peşin para almak istiyoruz. Dedim ki zaten 6.000 tane çıkıyor. Nasıl verebilirim yani 6.000 tane malı? İkişer bin üleştireyim, biner biner vereyim falan dedim yani. 8 fabrika kuruldu bu konuyla ilgili. Şu an ayda, bakın senede değil, ayda 100 bin bu çaydanlıktan tasarlamış olduğumuz bu çaydanlıktan 100 bin satılıyor. Belki 5-6 bin kişi bundan ekmek yiyor. Ama gurur kaynağı bende. Yani bu övünme anlamında değil, yaratma anlamında söylüyorum. Hani siz oturuyorsunuz, neyi başarabiliyorsunuz? Dikiş mi seviyorsunuz? Yani ya o kadar daha yaratılacak çok şey var ki dünyada. O kadar fazla insanların başarması gereken. Zengin olmanız için yaratıcı gücünüzün, yani altıncı çakranızın sürekli açık olması lazım. Bunu yapabilmeniz için de neye ihtiyacınız var? Ne geçmişi, ne de gelecek kaygılarınız olmalı. Geçmiş korkularınız. Şimdi biz o benim hakkımı yedi, o işte beni üzdü, o benim kalbimi kırdı, o benim kıymetimi bilmedi. Geçmişle uğraşırsak, işte gelecekte ne yapacağız, nasıl işte sıkıntılar, gelecek kaygı ve korkularımız olursa, hani yaratıcı? Yaratıcı ancak anda kalan, anda kalırsanız, anda gördüm onu diyor yani, anda da görürsünüz. Yaratım anda gerçekleşir yani, bir anda, bir anda gerçekleşir. Mesela 11 sayısı nedir? 1 ve 1'dir. Birden 1'e hani 11. Yani geçen akşam da anlatmıştım. 11 neydi? Gökyüzündeki şu an büyük ayı yıldızının kuyruğuna 3 tane daha 4 tane daha yıldız eklendi. 11 11 kapısı açık. Şu an yaratıcılık çok fazla. Bildiğiniz gibi değil. Yani sürekli yani yeni gelen çocuklar yani şöyle yapıyor, bir şeyler çıkıyor ortaya yani. Biz onları durdurmaya çalışıyoruz. Biz onların daha hala farkında değiliz. Biz neyi yaratmaya çalışıyoruz? Mesela Türkiye'de geri kalmış ülkelerde spor loto, ondan sonra at yarışları. Gidin kuyruk doludur orada yani. Hani adam bir şey yaratma yerine bir kumar oynama yani parayı yatırıp oradan bir para çıkıverse çok mutlu olacak. Yani o yüzden siz en azından şurada bulunan 30 kişiye sesleniyorum. Diyorum ki artık şu saatten sonra yaratıcı olduğunuzu ve kendinizi fark edin. Biz bu dünyada varlık olarak hayvan hakikat olarak Tanrı varlıklarız. Yani bulunduğumuz alana göre bu 7 seviyede yükseliriz. Yani geçmiş derslerimi dinleyen arkadaşlarımız bilir. Yani birinci çakrada mısın, ikinci çakrada mısın, üçüncü çakrada mısın, dörtte misin, beşte misin? Bunu sen ancak kendin bilirsin. Dışarıdan ben sana şuradasın diyemem. Sen kendi kendine bulunduğun alanı söylersin. Etrafında gördüğün insanlar tamamen ikinci çakra. Yani henüz hayvan çakrasındadır. İnsan olabilmek için dörde çıkmak lazım. Eşref-i mahluk dediğimiz mahluk ancak üçüncü çakradadır. O yüzden diyor ki yeryüzünde insan ikisi birdendir. Çünkü geçmiş ona aittir. O hayvandı. İkisi birdendir. Çünkü gelecek ona aitti. O ilahi olabilir. Ama şu an ikisi bile değildir. Çünkü henüz uyanmamıştır. Çünkü geçmiş artık yoktur. Henüz gelecek de henüz gelmemiştir. İnsan bu ikisinin arasında bir gerilim olarak vardır. Eskiden kalan ve gelebilecek olan bir çelişki yaratır. İnsanın varlığı aslında yoldur arkadaşlar. Varlığımız yol. Yani bir düz çizgi. Nasıl yoluz? Biz yoluz. Din dediğiniz kavram var ya, biziz din. Din biziz. Biz bu bedenle bu yolu seyreden, tanık olan yani şahit olan varlıklarız. Biz bu dünyada bu beden değiliz. Bu bedenin yaşadığı ve deneyimlediğine şahitlik ediyoruz.
ne yaptığımızı seyrediyoruz. Yani biz tanığız. Her şeye, Allah'ın varlığına, birliğine tanığız. Birbirimizin varlığına tanığız. Buradaki dünyanın varlığına tanığız. Tanığız biz. Şahidiz. Eşheden la ilahe illallah. Yani şahitlik etmek için geldik dünyaya. Yoksa Allah niye yaratsın ki seni? Bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. İbadet neydi? Biat etme. Yani tanıma. Onu kendini tanımanla ilgiliydi. Hani insanın durumu budur. İnsan ikili bir varlıktır. İkiye bölünmüştür. Bir şeyini tatmin edersin ama öbür şeyi tatmin olmaz. Arkadaşlar, Osmanlı zamanında şeyde tarikatlardan bir tanesi Hacı Bayram Veli'nin grubuydu galiba. Şimdi padişah demiş ki dervişlerden asker almayın ve onlardan vergi de almayın. Bu sefer herkes derviş olmak için bir mürşit, yani Hacı Bayram Veli'nin eline giderler, onu öpüp dervişlik yolunda el alırlar. Fakat padişah bakar ki ne vergi toplayabiliyor, ne de orduya asker toplayabiliyor. Kime giderse biz diyor işte Hacı Bayram Veli'nin şeyiyiz, dervişiyiz. Yani ondan sonra padişah çağırıyor, diyor ki bu kadar senin dervişin var mı diyor. Yani diyor ki bakalım, yani bu kadar hakikaten benim yolumda giden var mı diyerekten. Ve Ankara Ovası'nı şeyler topluyor, çadırlar kuruluyor falan, bütün dervişler davet ediliyor. Ondan sonra şimdi Hacı Bayram Veli çıkıyor, diyor ki ey dervişler, kim ki benim yoluma kurban olur ki, hani kim ki benim bu yolumda hani ölmeye razıdır ki diyor. Orada bir tane yaşlı bir kadın diyor ki ben ölürüm üstadım, yani ben senin için, senin yoluna kurban olurum. Alın bunu içeriye diyor. İçeriye alıyorlar. Bir kan böyle çadırın altından akıyor. O beyaz çadırın üstüne de kan böyle fışkırıyor. Ondan sonra diyor ki var mı başka diyor benim için kurban olacak. Orada genç böyle 16-17 yaşında bir çocuk diyor ki ben kurban olurum. Ben sizin yolunuza, yani bu yola kurban, kendimi kurban ederim diyor. Alın bu çocuğu da içeriye diyor. Onu da alıyorlar içeriye. Ve bir şey kesiyorlar. Yani içeride böyle bir kan, bir şey. Ondan sonra diyor ki başka var mı diyor. Herkes çadırını toplayan gidiyor. Çadırını toplayan gidiyor. Ondan sonra Hacı Bayram Veli haber gönderiyor. Padişahım diyor, benim iki tane müridim var. Birisi şu yaşlı kadın, biri de şu genç çocuk. Onun dışında hepsinden vergi de alabilirsin. Hepsini de diyor askere de alabilirsin. Bizim inancımız böyle bir toplumun içinde yaşıyoruz. Yani biz çıkar ve menfaat üzerine bu din yolunda gidiyoruz. Din sizsiniz. Yol sizsiniz. Yumurtanın içindeki kabuk, kabuğun içinde uyanmaya hazır olan sizsiniz. Onun için ben ne dersem boş. Siz iki gün sonra eski halinize döndüğünüzü her zaman seyrediyorum. Yani hayatınızda çok cüzi mucizeler gerçekleşiyor. Neden? Gönül yok. Gönül olmayınca bu iş olmaz. Yani ben her sabah niye mucizeyle uyanıyorum da sizinle ben bunu paylaşamıyorum, anlamıyorum ki. Yani her sabah sizin de böyle mucizelerle uyanmanız lazım. Bu kadar emek verdik birbirimize, bu kadar birlikte çalıştık. Yani hani meditasyon yapmak, yoga yapmak, işte hepsi bir bahane, çay bahane, yani muhabbet. Böyle anlatıyorum, diyorum ki Mehmet Hoca'yı takip edin, Hüseyin Hoca'yı takip edin,
yol da gösteriyorum. Diyorum ki bunların diyorum onlarla ilmel yakin ilerleyebilirsiniz. Ama benle ilerleyemezsiniz. Ben ilim ilmel yakin değil. Benim yolum hakkel yakindir. Yani sizi döve döve bu yola uyandırmak istiyorum yani. Hani ben böyle bir kişisi kenarda madem katılıyorsun sadece dinleme yani. Yani uygula, hayatına sok. Yani bir şey üret. Bir şey buldum. Söyle. Siz hazır olduğunuzda yukarıdan size bilgi gelecektir. Bakın, anlatayım yine bir tane daha. Yani sürekli bilgi geliyor çünkü. Ne dedim? 5G geldiği zaman ne yapacak? İnsanların hepsi mikrodalgada gibi bütün hücreleri, işte karaciğeri patlayacak, işte bir sürü kanser çalışmaları hızlanacak yani. Peki bunu gerçekleştirmiş İsviçreli bir firma. Bunu nerede gerçekleştirmiş? Önlük yapmış. Bu önlüğü aşçılar veya da hani şeyde kullanırsanız ne ocaktı? İndüksiyon ocakları da aynı 5G gibi kanser yapma şeyi olduğu için demiş ki bu önlüğü takarsanız indüksiyon ocağından yayılan o enerji sizin vücudunuza gelmeyecek. Almanya'dan beni anladılar. Dediler ki böyle böyle anlattılar. Dedim ki biz o kumaştan bana bir önlük numunesi gönderin. Ben Türkiye'de bunun elbisesini ve tulumunu yaptırayım. O zaman 5G'li herhangi bir ortama girdiğiniz zaman üzerinizde o elbise olduğunda size asla bir şey olmayacak. İşte buyur. Hani ben bulmadım. Hani ama biz bulamayız. Çünkü biz alet, edevat, takım, taklavat bizde çok zayıf yani. Hani bizim bir şey bulabilmemiz için bizim böyle güzel bir araştırma laboratuvarımız olması lazım. Onda da aptallar çalışıyor zaten. Yani maaş alan aptallar, bakın maaş alan din adamları, maaş alan araştırma görevlileri, maaş alan gönül alan yok arkadaş, gönüllü insan yok, gönüllü araştırmacı yok. Ben yani bu yolda gönül olmazsa zaten ilerleyemeyiz yani. O yüzden sizden ricam hani biraz daha adım atın, biraz daha gayret edin, biraz daha fark edin. Çünkü kapılar açık, yukarının kapıları açık diyorum size. Siz yaratmayı bekleyin, bir şey üretin, bir şey bulun. Olmayacak. Bana deyin ki ben bir şey buldum ama bu olmayacak. Ben size onu burada yaptıracağım yani. Dünyanın her yerinden ben numuneler getirttiriyorum. Diyorum ki bu Türkiye'de yok, yapabiliriz. Bunu işte Japonlar bulmuş, yapabiliriz. Bunu Türkiye'de cam ekmek kesme tahtası yokken 1999 yılında, 99'du galiba, İngilizler ve Amerikalılar camdan mihale ve ekmek kesme tahtası yaptırıyorlar. Hemen numuneleri aldım geldim. Türkiye'de ürettim, ihracat yaptım yani. Hani illa bir şey bulmanız da gerekmiyor. Fark edin sadece. Yani bir şeylerin hayatınıza girmesi. Bak bunu yaşadığınız zaman zengin olursunuz. Mutlu olursunuz. İhtiyaçlarınız karşılanır. Egonuz tatmin olur. Yarın saat 1'de görüşmek üzere. Hepinize iyi tatiller, başarılar, bol yaratıcı fikirler. Artık sizden ricam, yani geçmişi silin, gelecek kaygı ve korkularınızı silin, anda kalın, ne yaparsanız yapın, yaratıcı gücünüzü açığa çıkarın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.